Hocam Umre'nin hocam Umre elhamdülillah tamam var. Bir haftalık giden var, 3 günlük, 1 aylık vesaire vesaire. Hocam birkaç tane faziletinden bahsetseniz bize. Umre'nin neden hocam yapılması Evet hocam, gerekir? onu hani söylemiş olalım. Evet hocam. Şöyle hani teşbihte hata olmasın. Şurasını Tamam. Beytullah diyelim hocam. Evet. Şu Beytullah mesela. Bunun çepeçevre, etraf dört bir yanından giriş harem bölgesi olarak kabul edilmiştir. Harem bölgesi. Yani bu Beytullah olduğu için, Rabbimizin Beyt-i Şerif olduğundan dolayı oraya girerken normal bir eve, normal bir beldeye girer gibi giremiyorsun. Ne yapıyorsun? Şu kıyafetlerini çıkartıyorsun. Yani Ve makam kıyafetini, mal kıyafetini değil mi? Zenginlik kıyafetini. çıkartıyorsun. İzar ve rida denilen alt ve üst havluyu üzerimize alıyoruz. Yani ya Rab ben senin kulunum bak. Benim hiçbir şeyim yok. Makam desen makamım yok ya Rab. Param desen param yok. Elbisem bak dünyalık hiçbir şeyim yok. O manada Evet. bu Beytullah'ın çepeçevre orasını Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama çizdirmiş ve aynı şekilde olay ne olmuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiş olan yerdir. İnsan o bölgelerden Beytullah'a giriş yaparken, Mekke toprağına giriş yaparken ne olması lazım? İhramlı olması lazım. İhramlı olarak Mikas olması sınırları mı? lazım. Onlara mikat sınırları diyorlar ifade ettiğiniz gibi. Evet. Ümrenin 4 tane şartı vardır hocam. Yani bir ümre nedir? Şimdi kimleri işte belki hiç gitmemiş olan insanlar yani ümre 15 gün ümrede mi oluyoruz? Ümre ne olmaz bildiğimiz örneğin 4 rekatlı bir namaz gibi 4 tane neyi vardır? 4 tane şartı olan bir vazifedir. O şartı yerine getirirsiniz. Ondan sonra normal kıyafetlerinizi giyip ondan sonra tekrar ümre yapmak istediğiniz zaman mikat yerine tekrar çıkış yapıyorsunuz. İşte 7 kilometre olan yeri var. 25 kilometre, 4 30 kilometre olan. kilometre, 400 kilometre olan yerler var. Tabii biz işte 25 kilometrelik olan Curane ümresini elhamdülillah yapmıştık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yapmış olduğu ümreydi o. Ümre başı ve sonu nedir hocam? Hani bir, evvela ihram giyilmesidir. İkincisi tavaf. Beytullah'ı 7 defa dönülüyor. Bir defa dönülüyor, bir şart. 2 defa dönülüyor, 2 şart. 3 defa dönülüyor, 3 şart. 7 defa dönülüyor, bir tavaf oluyor. Bir tavaf yapıyoruz. Arkasından Safa ile Merve Tepesi vardır orada. Bize Hacer validemizden intikal eden. Safa ile Merve Tepesi arasında 4 defa gidiyoruz, 3 defa geliyoruz. Yani 7 defa gel git yapıyoruz. Ondan sonra bir de tıraş vardır. Başımızı ne yapıyoruz? Başımızı faziletli olan, uygun olan, Allah Resulü tarafından da tavsiye edilen usturuya vurulmasıdır. Usturuya vurulduktan sonra ümre vazifemizi tamamlamış oluyoruz. Tekrar ediyorum. Mikat yerine girmeden önce İhram. ihramlarımızı giyiyoruz. Ondan sonra Beytullah'ı Tavaf tavaf ediyoruz. ediyoruz. Arkasından Safa ile Merve arasında sa'y ediyoruz. Dördüncü olarak da başımızı tıraş ettiğimiz zaman artık o ihramlardan ne yapıyoruz? Çıkıp normal kıyafetlerimize giyebiliyoruz ve ümre bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bunu insan kendi adına da yapabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına da yapabilir. Hayatta olan veya vefat etmiş olan insanları adına da ne yapabilir? Sevabını bağışlayabilir. Bununla beraber sevap bağışlandığı zaman ne yapmaz? Diğer kişiden de o sevap düşmez. Mesela örneğin ben babam adına yaptığım zaman Rabbim o ümrenin sevabını babama verdiği gibi bende de ne yapmaz? Eksiltmeden ne yapar? Bana da aynı şekilde Evet, bunu vermiş hocamıza olur. sor.